Peki o Zehra doğduğunda bir yaşındayken evde iki tane de onun abisi ablası var değil mi? Evet. Tamam, sen sosyal medyaya ne zaman giriyordun da bunu buldun? Ya işte benim bulma sebebim biraz bulmadım. Nasıl buluştunuz? Adam buldu. Hı? Ya anne, ben kendi Rizan'la buradayım anne. Sibel, kendi Rizan'dan değilsin Sibel. Peki sen Rizan'laydınsa 5. ayda neden bunu şikayet ettin? Madem bunu seviyordun 5. ayda neden şikayet ediyorsun? Teyze, annemle konuştum ben. Annem bilmiyor ya. Annem bilmiyor. Sibel, ben annemle her şeyi konuşurum. Sibel, tamam, bir ben de senden şey duyuyorum. Bir de senden duymak istiyorum. Teyze. Tamam söyle. Madem bunu seviyorsun, 3 yıldır çıkıyorsunuz. Neden 5. ayda bu kişiden şikayetçi oluyorsun sen? Ha? Kapattı. Neden şikayetçi oldun? Kağıt var bende, ben okudum. Teyze bak, ben kendi Rızam'la bunun yanındayım. Zorla getirmedi beni. Sibel. Peki nasıl inansınlar? Bu adam senin görüntülerini etrafa yaymış. Nasıl inansınlar? Ben kimseye yaymadım. Görüntü falan kimseye de yaymadım. Tamam, o zaman nasıl çekildi de yayıldı onu anlatın. Nasıl yayıldı Sibel, söylesene kızım. Abbas'ın avukatında var görüntüler. Abbas'ın kardeşlerine, ablalarına, erkek kardeşine, kendisine, babasına bile atmışsın ya. Sen seviyordun Sibel, peki bunları mı attın görüntüleri? Efendim? Sen mi attın o görüntüleri? Ben onun yanında değildim ki. Ben o görüntüleri zaten buraya gelince hepsini sildim. Bak gördün mü? Tamam. Kim attı ailene o görüntüleri? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun yani? İki kişi çekmişsiniz o görüntüyü. Kim attı? Ben çekmedim. Tamam, kim çekti o zaman? Sen çekmedinse? Ya sen çektin ya Cüneyt çekti. Bende telefon bu atmış. Hayır yani yanınızda bir üçüncü kişi daha mı vardı? Yok, hayır. O zaman kim attı o görüntüyü? Sibel'cim, senin aklın başında mı kızım? Sibel. Şu televizyonun sesini de bir kapatın. Sibel kızım, senin aklın başında mı? İki kişinin bir arada olduğu görüntüyü kim çekecek de kim atacak senin ailene? Annem. He? Çok ağır. Sibel. Efendim? Alo. Hoparlörden konuşmaz. Bir normal konuşur musun? Kulağına bir dayar mısın şu mikrofonu? Yanındaki. Aç şu telefonu. O cevap vermez, korkuyorsun. O yanındaki öyle yapacak. Tutuyoruz demek ki o adam ya, seni zorla. Baksana sen iki kelimeyi yan yana getirip konuşamıyorsun. Ha? Çünkü benim kızım avukat kimin konuşan biri arkadan ya. Arkadan sufle geliyor. Ha? Sufle ediyor. Ha? O da onu... Öyle benim anne. Kızım. Tekrar ediyor. Annen değilim kızım, annen maalesef değilim. Bana yanıma gidiyor. Geldiğin sürece annenim. Anne, o çocuklarla nasıl geleyim? Anne yanıma gelirsin, gel diyorsun ya. Gelirsin, yanıma gelirsin. Seve seve kızımsın. Gelirsin, ne diye ciğerimsin. Bakacağım ben sizin yüzünüze? Bakacaksın. Bir bizim başımızda. Peki bakmayacağın şeyi neden yaptın Sibel? Niye yaptırdın sana? Bakmayacağın şeyi neden yaptın? Sen akıllı kızsın, sen zekiydin. Sen neden böyle bir tuzağa düştün o zaman? Düştün, bize haber verseydin ya. Bak Sibel, ben annem de biliyordu. Neyi biliyorlar? Cüneyt'in arayıp seni istediğini mi biliyor? Evet, onu biliyor. Neyi biliyorsun teyze? Sen hiçbir şey bilmiyorsun teyze. Tamam, anlat o zaman kızım, anlat. Anlat, ben de bilmiyorum ya. Ben annemle konuştum, ben annemle. Annem biliyor ya. Sibel, ben bir şey bilmiyorum. Sadece karı kılığında babanla konuştuğunu biliyorum. Tamam, biliyorum. Onu ben de bilmiyorum. Ama arkadaşıydım. Ben bayramdan babandan telefonu aldım. Bayram kiminle dedi bilmiyorum. Sibel'in arkadaşıyım dedi. Ben aldığımda bana ne dedi? Fatma teyze, ben Sibel'in arkadaşıyım. İki kelimesinde onun erkeği olduğunu anladım.
Anladım. Sen Kıbrıs'ta değilsin. Sen köy yerindesin. Kapı cıgıldağı var. Kıbrıs'ta o kaplar öyle cırıldayarak açılmaz. Köylerde o kaplar cırıldayarak açılır. Ben çocuk değilim. Neredesin? Ben seni seve seve götüreceğim. Hiç kimse de sana bir şey diyemez. Bilmem gerekiyordu. Bak bize de gelme Sibel. Sibel, Müge Anlı sana yardımcı olur. Cüneyt'in mi elinde? Bir dakika, Cüneyt'in mi elindeki görüntüleri silmen gerekiyordu? Evet. O yüzden mi Cüneyt'in yanına gitmek zorunda kaldın? Hayır. İşte o yüzden kaldın. Dur, çünkü Cüneyt... konuşuyorum ben, dur, tamam. Sibel, senin üç tane çocuğun var, onun beş tane çocuğu var. Bu ne senin? Onlar için yapmak zorundaydım teyze. Onlar için yapmak zorundaydım. Bak işte söylüyor kız. Sibel sen neredesin, ben seni aldırayım. Yok ben istemiyorum. Bak ben dönemem ki Müge Hanım. Tamam, oraya bak, dönemem. Dakika, onların yüzüne bakamam. Sibel. Eşimin yüzüne bakamam. Yani kimseyle görüşemem. Ben görüşmek de istemiyorum. İşte böyle böyle yaparsan o adam sana her şeyi yaptırır. Sen neredesin, ben seni aldıracağım. Sonrasına sonra bakarız. Sen yok, neredesin hayır. Yavrum? Aile... Yok hayır. Yavrum bak sen kendi ağzınla söylüyorsun. O görüntüleri sildirmek için onun yanına gitmişsin. Onun yanında o sana başka şeyler de çeker. Gider başkalarıyla da çeker. Bunun sonu yok. Yok hayır, ben onları hallettim. Onların hepsini zaten şey yaptık, sildik beraber, sildik biz. Beraber şu an için bir problem göre, yok. Bak bu Sibel gene çeker. Haberim var, sildik diyorsun. Ve bunların akrabalarına, kocana, diğerlerine atılmasından da bilgim var. Söyledi işte kızı, sildirmek söyledi. İçin gittim diyor, anlatıyor. Ya biliyorum, var. Tamam Sibel'cim, olabilir, herkesin başına gelebilir bir tanem. Herkesin başına gelemez Müge Hanım ya. Ne yapalım, bir tanem gelmiş, önemli değil, hallederiz. Yok ben artık kendi ailemle, o tarafla kimseyle görüşmek istemiyorum. Tamam, onlarla görüşmek istemiyorsun ama senin görüntülerini çekip sağa sola atan bir ahlaksızla da oturamazsın korkudan. Benim annem de biliyor, kadın sığınma evinde kaldım. Çocuğumla beraber perişan oldum oralarda. Yani teyzem diyor, o zaman söyleselerdi, arasaydı birisi deseydi böyle böyle bir şey gelmiş başına. Annem de biliyordu Müge Hanım bunları. Sibel, tamam, ben Sibel. Sana ne dedim gülüm? Kadın sığınma evindesin. Yarın gelsene gün, buraya benim dedim, oğlum, niye gelmedin? Oğlum anne bak, yarın bir gün oğlum büyüdüğü zaman, o görüntüleri gördüğü zaman sana ne diyecek? Şimdi ne diyor sana çocuğum? Şimdi ne diyor sana? Ha? Ama en azından onları görmeyecek anne. Nasıl Sibel, görmeyecek yavrum? Sen o çocukların yuvasını ben sildim onları. Tamam ama o adam yine çeker. Ha? Yok ha? Çekmeyecek artık. Yo. Tamam ama bak işte çeken hep çeker kızım. Sen oradan o görüntüleri sildirmek için adamla gitmişsin. Ben seni anladım, diyorum ki neredeyse. Yok hayır. Yavrum olmaz. Evet tamam, biz birbirimizi seviyoruz evet. Seven adam hayır. Öyle bir şey yapmaz. Seven adam sevdiği kadını gözünden kıskanır. Yavrum insan sevdiğini gözünden kıskanır. Öyle bir erkek çekip de fotoğraflarını atar mı sağa sola? Sibel i̇şte bu onun... da diyor ki ben elimde tutmak için öyle bir şey yaptım diyor. Tamam. İşte o zaman seni elinde tutmak için yarın bir günde iki tane daha adam koyar yanına, onunla da çeker. Ondan sonra da seni gider bir yere satar. Tamam mı? Duymak istediğin lafı söyleyeyim ben sana. Gerçeği. Bak gerçek bu. Neredesin tamam, sen? Dedim, bana adresini dedim, ver. Dedim. Tamam. Tamam ben onu seviyorum. Bak yanından onu söyle diyor, sana onu dedirtiyor. Yo hayır hayır, kendim söylüyorum Müge Hanım. Ama sen de böyle bir adamı sevemezsin Sibel. Evet. Anne. Anne ağlama ya. Anne ben gelemem, gelmeyeceğim. Ağlama boşuna. Ben yandım, gel Sibel kurbanın oğlum. Gel köyden gidelim. Bak bakmayacaksan gidelim. Ya? Köyden gidelim. Bak biz gitmeyelim Müge Anlı. Müge Anlı sana bir yer ayarlar Sibel. Sibel bizle gelme. Anne bak teyze, annemi al canım, götür. Canım gidelim bak bize. Ben evlat olarak sizsiniz. Sibel evladımı atamam. Canımdan cana atamam. Lütfen. Yalvarırım Sibel, ayak yeri altında ölüm Sibel. Anne ne olur ya. Sibel, anne ne öyle olur, deme Sibel. Deme.
Allah dinle o da konuşsun. Anne. Anne bak inan ki bizim için en iyisi bu olacak. Hayır Sibel hayır. Hayır bu iyi değil. Hayır iyi değil. Bu adam iki gün sonra seni satar duysun yanında yüzüne de söylüyorum. Ya zaten o gitsin mi beş çocuğuna baksın. Gitsin beş çocuğuna baksın. Yandım ben teyze. Yandım. Evet. Teyze annemi al götürsen oradan teyze. Bana bak bir tane. Yavrum bak kargalar bak, bile bırakmıyorlar çocuklarını. Gitmeyiz. Seni o adamın elinden almak için mücadele ediyorlar Sibel. Biliyorum ama ben de bak Müge Hanım kendim için hani ben de çocuklarım için hani bir şeyleri yapmak zorundayım. Elimi taşın altına koymak değil. Zorundayım. Ama değil. Doğru değil bu yaptığın. Niye bana güvenmiyorsun? Ya bizim devletimiz yok mu? 30 yaşında olabilir ama. Her yere söyledim başvurdum. Yeni geçirmez ortaya. Ben dayağımı yiyip oturmakla kaldım. Dayağı yerdin anne kurban gelmiştim ben. Okullar açılana gittin. Niye gittin? Ben sana dedim gitme kal. Niye gittin annem? Niye gittin? Anne sonra ben evi tekrardan terk etmedim. Niye gittin? Polis karakolunda oturmadım anne. Ya gittin ama gelmiştin daha en son bana gelmiştin ama kızım. Ama ben onu suçlamıyorum ha. Bak yanlış anlaşılmasın. Suçu yok. Ben söyleyeyim o adam hani bana şiddet uyguladı diye ben ona şey yapmıyorum. Çünkü ben her şeyi hak ettim. Neyi hak ettin güzel kızım benim? Neyi hak ettin? Neyi hak ettim ben? Sibel bundan sonra yaşadıklarını da yine hak ettim diye bakacaksın. Bak daha 30 yaşındasın. Şimdi sen buraya atla gel tamam. Ben annenle dönmek istemiyorsan. Ben psikolojik tedavi de gördüm. Gittiğim kadın sığınma evinde. Tamam bak annenle dönmek istemiyorsan dönmezsin. Sen şu an neredesin? Ben Kıbrıs'ta olduğunu düşünmüyorum. Neredesin sen şu an? Neredesin bana söyle. Kıbrıs'tayım, Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'tasın. Evet. Hangi şehirdesin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Neredeyiz? Levkoşa'daymışız. Levkoşa'daymışsınız. Tamam ben o zaman şimdi oradaki emniyet ekipleriyle konuşacağım. Seni alsınlar sen bir buraya bir gel. Tamam mı? Gel sonra Cüneyt orada seni prensesiymişsin ya bekliyorsa beklesin. Tamam sen söyle sen konuş ben annem... Konuşmasın sen annenle konuş. Bak Sibel, annen burada. Sibel ben seni istiyorum Sibel. Cüneyt o kızı sen buraya bir getirir misin? Hayır getirmem. Niye getirmiyorsun? Ne için getireceğim? Annesi istiyor. Annesi isteyebilir. Yaşlı çocuk değil yani. Ben ya yaşım 30 yaşında. Sen nesisin onun? Ben kocasıyım. Ahlaksız bir adamsın. Sen onun hiçbir şey değilsin. Terbiyesiz. O kızı da bak ağlatarak yanında zorla tutuyorsun. O kızı getireceksin kardeşim. Ben annem ama onunla ne alıyorum Müjde abla. Sibel. Ahlaksız seni. Tamam. Sibel yanacağım Sibel. Sibel yanacağım Sibel. Abla. Sibel ne olur gelsin be. Çık sokağa bana yardım edin de seni alır birisi Sibel, polis karakoluna götürür kızım. Sibel yandım Sibel yandım. Anne. Hadi. Sibel kurban beye bu kadar hakkım var mı kızım? Bu sizi ne zorlukla büyüttü. Kalk. Çık sokağa imdat diye bağır seni alsınlar polis karakoluna Sibel, götürsünler Sibel. Kızım. Sibel cevap ver Sibel. Sibel gel Sibel öldüm ben Sibel yandım Sibel yandım. Anne gelince ben kendim. Sibel yanındayım Sibel yanındayım. Yeter ki ondan kurtul Sibel. Akraba bu tarafa dönüyor. Akraba olmuyor. Akrabalar bir şey demez kızım tuzağa düştüğünü çok iyi bilirler kurbanın oğlum ki. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.